Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalü salatu ve etemmü teslim. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Evet, sarf dersinde arkadaşlar. Bina kitabındaydık. Bina kitabının sülasi mücerrede iki harf ziyade edilenler kısmındaydı. Pekala, fiiller üç harfli ve dört harfli olmak üzere, yani sülasi ve rubai olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Sülasi de ikiye ayrılıyor değil mi? Sülasi de ikiye ayrılıyor. Mücerret ve mezit olmak üzere. Sülasi mücerret diyoruz. Yani hiç ek almamış kök haliyle bulunan fiiller. Peki sülasi mezit ise o üçlü olan köke bir harf veya iki harf veya üç harf eklenen fiillere de sülasi mezit diyoruz. Örnek, mesela ne örneği verdik? Zehebe sülasi mücerret. Ezhebe sülasi mezit. Zehebe yine sülasi mezit, bir harf eklenmiş. Sülasi mezit olarak iki harf eklenenlerden ise mesela ne diyebiliriz? Tezehebe. Değil mi? İki harf eklenmiş oluyor. Pekala, rubai ise arkadaşlar yine mücerret ve mezit olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Rubai mücerret kök halinde hiç ek almamış ama mazisi dört harfli olan, kök hali dört harfli olan fiiller şeklinde tanımlıyoruz. Mesela dehrace gibi veyahut da vesvese şeklinde ifade edebiliyoruz. Pekala, aynı şekilde rubai mezit olarak, yani o dört harfli fiile mezit eklenmiş, harf eklenmiş şekliyle de örnek verebiliriz. Mesela dahrece'ye bir harf eklenmiş, tedahrece veya vesvese'ye bir harf eklenmiş, tevesvese şeklinde ifade ediyoruz. Bu da rubai mezit oluyor. Peki yani arkadaşlar, şu kısım değerli kardeşlerim yani bizim şu sayfada gördüğümüz şu kısım en çok kullanılan kısım oluyor. Şu kısım en çok kullandığımız karşımıza gelebilecek en çok kalıplar bunlardır. İftealedir, infealedir, ef'aledir, fa'aledir, tefa'ale, tefa'ul. Bu şekilde bu bablar çok karşımıza çıkacaktır. O yüzden bu ön sayfayı önemsiyoruz. İyi kafamıza kazımamız lazım. Çokça tekrar etmemiz lazım. Pekala değerli kardeşlerim. Üç babı işleyeceğiz bugün. Üç babı işleyeceğiz. Sülasi mücerrede İki harf eklenen, iki harf eklenen kısmında ilk iki babı işlemiştik değil mi? İnfeale, yenfeilu infialen. İnkesara, yenkesiru inkisaran. Bu babımız ne içindi arkadaşlar? Lil mutavaati. Yani mutavaat ne demek? Kelime manası olarak söylüyorum. İtaat etmek, boyun eğmek. Peki kavramsal olarak manası nedir mutavaatın? Husulü eseri şey, bir şeyin sonucunun, eserinin ortaya çıkması. Neden dolayı? An taallukil fiilil müteaddi. Müteaddi fiilin alakalı olmasından dolayı. Ne ile? Mefulüyle alakalı olan, olmasından kaynaklanan bir şeyin eserinin ortaya çıkması. Örneğimiz neydi? Kesertüz züccace.
bardağı, işte camı kırdım. Sonuç olarak o bardak da o cam da boyun eğdi, mutavaat etti. Fen kesera zalikez züccacu. Bu bardak da ne oldu? Boyun eğdi ve kırıldı. Mesela başka bir örnek vermiştim. Kata'tu şecerate, ağacı kestim. Fen kata'a tilke şeceratu, o ağaçta kesildi, boyun eğdi. Mutavaat demek bu. Peki ikinci babımız neydi arkadaşlar? İftaale yefteilu iftialen. İçtema'a yeçtemi'u içtima'an. Yine aynı şekilde lil mutavaati. Cemaatül ibile, bir mutaddi fiil var ve mefulü var. Yapılan iş ne? Develeri topladım. O develer de boyun eğdi. Feçtema'a, şurada ayın var. Zalikel ibilu, bu develer de toplandılar. Evet. Boyun eğip bir araya geldiler, değil mi? Pekala. İkisinin arasındaki farktan bahsetmiştik. İnfaale yenfaile infialen, iftaale yeftaile iftialen, ikisi de mutavaat. Ama arasındaki fark neydi? Söyleyebilirsiniz. Size bıraktım. Var mı söyleyecek olan? Hocam iftale daima müteaddiydi. İnfaale daima müteaddiydi. İftale de bazen müteaddiydi, bazen de lazımdı. Evet. Yani o zaman şöyle diyoruz. İnfial babı tam mutavaat. Birinde hocam Daima tam lazım mutavaat, olacaktı. birisi Evet. nakıs. Evet. Ama Birisinin nakıs manı. iftial babı ise bazen müteaddi olarak da gelebiliyor. O zaman bu nakıs mutavaat için ifade edebiliyor. Evet güzel kardeşlerim. Yeni konumuzdan ifalle yefallu ifilalen. Nedir arkadaşlar? Faaleye bakın. Faale burada değil mi? Faaleye bir başına elif eklenmiş, hemze eklenmiş. Bir ziyadetin hemzeti. Fi evvelihi. Evveline ne eklenmiş? Hemze. Peki sonrasına ise aynı cins harften bir harf daha en sonuna eklenmiş. İfalle şeklinde okuyoruz. Kalıp bu arkadaşlar. İfalle kalıp. Yef'allu müzarisi, if'ilalen bu da mastarı oluyor. Örnek ne arkadaşlar? Bunun mevzunu ihmerra, hamira idi. Sülasi mücerredi neymiş? Hamira. Hamira. Ne yaptım? Bakın hamiranın başına bir hemze ekledim. Sonra da aynı cins harften bir re ekledim. İhmerra. İhmerra. Yehmerru. Yahmerru. Evet, müzarisi yahmerru ihmiraran. Bu da mastarı oluyor. Peki bu babımız if'ilal babı ne için kullanıyormuş? Limubalagatil lazimi. Evet. Lazım fiillerin mübalağalı ifadesi için arkadaşlar. Mesela hamira dedim ya. Hamira ne demek? Kırmızı oldu. Kırmızı oldu. Peki bunun mübalağalı ifadesi? Bunun mübalağalı ifadesi, yani hamira fiilinin mübalağalı ifadesi hangi bapta geliyormuş? İhmarra şeklinde kullanılıyormuş. Zaten ne demiştik en başından beri? Harfin ziyadesi, mananın ziyadesi demiştik. Evet. Pekala arkadaşlar. Lazım fiillerin mübalağası için kullanılıyor. Vekile ve aynı zamanda bu bab için denildi ki lil elvani renkler hususunda renk ifade eden fiiller hususunda bu bab kullanılıyor. Hani ısfarra, işte ihmarra, isvedde değil mi? Bunlar hep renktir değil mi? Siyahlaştı, mavileşti vesaire. Bu bablar da geliyor, bu renk ifadeleri. Kırmızı işte renk hususunda
Kullanılan bab hangisiymiş? İf'alle babı. Başka? Bir de vel uyubi. Ayıplarda, ayıplarda. Ayıplar ne mesela işte, işte kör oldu, dilsiz oldu, sağır oldu gibi ifadelerin mübalağasında yine if'alle babı, if'alle babı kullanılıyormuş. Peki buna örnek arkadaşlar. Hamira Zeydün. Zeyd kırmızı oldu. Hamira sülasi mücerret. Kırmızı olmak. Zeydün de fail. Lazım bir fiil değil mi arkadaşlar? Kırmızı olmak. Lazım bir fiil. Kendi bünyesinden ayrılmıyor. Müteaddi değil. Pekala bunun mübalağalı ifadesi ihmarra. Zeyd kıpkırmızı oldu. Daha kırmızı oldu manasına geliyor. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapacağız. Burayı düzelteceğiz. Buradaki fiili ne yapacağız arkadaşlar? İhmarra yerine avira yazıyor oraya. Düzeltin onu lütfen. Avira. Avira. Biraz küçük oldu ama siz onu görebilirsiniz. Avira güzel kardeşlerim bir ayıp ifade ediyor. Tek gözlü oldu. Yani bir gözü kör oldu. Gözü kör oldu manasında. Avira. Avira Zeydün. Avira Zeydün olacak burası. Peki bunun mübalağalı ifadesi İ'varra Zeydün. Zeyd daha da kör oldu. Yani gözü daha da görmez hale geldi. Demek ki buradaki arkadaşlar İhmarra'yı Avira yapacağız. Avira Zeydün. Zeyd kör oldu. İ'varra Zeydün, Zeyd daha da kör oldu manasına geliyor. Bu babla alakalı soru varsa buyurun sorabilirsiniz. Tahtada yazayım, siz de daha iyi görün. Avira. Bunun if'ilal babı nasıl oluyor? İ'verra. İ'verra şeklinde olacak. İ'verra. Evet. Avira, İ'verra. Soru varsa buyurun. Yoksa diğer baba geçeceğim. Evet. Peki dördüncü babımız yani iki harf ziyade edilenler. İki harf ziyade edilenler. Sülasi mücerrede kökü üç harfli olan fiillere iki harf ziyade edilenlerden dördüncüsü. Tefa'ale. Bakıyorum. Fe'ale'ye arkadaşlar bir T eklenmiş. Bir de aynül fiilinden aynı fiilinden aynı cins bir harf eklenmiş. Değil mi? Mazi okunuşu nasıl? Tefa'ale. Siz de bunu dilinizle tekrar ederseniz dilinize otursun. Yani yanlış bir okuma olduğunda kulağınızı tırmalasın. Tefa'ale. Müzarisi yetefa'alu. Mastarı ise tefa'ul. Tefa'ulen şeklinde geliyor. Peki bunun mevzunu arkadaşlar tekelleme yetekellemu tekellümen. Bakıyorum keleme
Asıl sülasi mücerret fiilim hangisi? Keleme. Başına ne gelecekti? T harfi. Bir de aynel harfin aynı cinsinden bir lam ekledi. Tekellemeye tekellemu tekellümen. Peki arkadaşlar, bu ne için kullanılıyor bu bab? Lit tekellüf. Tekellüf için kullanılıyormuş. Peki tekellüf manası nedir? Tekellüf manası nedir? Ve manet tekellüfi tahsilu, şu tih değil arkadaşlar, tah olacak. Tahsilu el matlubi. Tahsilul matlubi. İstenilen şeyin elde edilmesi. Elde edilmesi. Şeyen kısım, ba'de şeyin kısım. Kısım talep edilen, istenilen şeyin elde edilmesi manasında kullanılıyormuş. Yani sadece tabii bu mana için kullanılmıyor elbette. İşte müteaddi manasında gelenler var. Tefaul babında. Ondan sonra lazım manasında gelenler var. Sadece burada bana hangi bilgiyi verdi? Tekellüf manasına geldiğini bildirdi. Özel bir mana olarak burada geldiğini ve de onun ne demek olduğunu, tahsilul matlubi şeyen ba'de şeyin. Kısım istenilen şeyin elde edilmesi, kazanılması diyoruz. Peki bunun örneği nedir arkadaşlar? Teallemtul ilme. İlmi öğrendim, elde ettim, öğrendim. Mes'eleten ba'de mes'eletin. Kısım konu değil mi? Konu ne yaptım? İlim elde ettim. Tahsil ettim. Peki arkadaşlar, işte bakın burada tekellüf manasını bize vermiş. Tealleme. Peki müzaresi nedir? Yeteallemu. Masları nedir? Teallümen. Değil mi arkadaşlar? Peki başka örnek verelim. Mesela kesera. Kesera. Bu arada manalarına da bakalım. Keseranın arkadaşlar, keseranın tefaul babı nasıl olacak? Mazisi tekessera. Müzarisi yetekesseru. Mastarı da tekessüren. Ne demek arkadaşlar? Mesela kesera ne demekti? Kırmak. Tekessera ise parçalanmak, kırılmak. Bakın ne oldu? Lazım manasına geldi. Çekelim mesela, mazisini çekelim. Tekessera. Tekessera. Tekesseru. Tekesserat. Tekesserata. Tekesserne. Tekesserte. Tekessertüma. Tekessertüm. Tekesserti. Tekessertüma. Tekessertünne. Tekessertü. Tekesserna. Evet. Mesela tekesserne. Ne demek? Tekesserne. O cemi hatunlar veya işte müennes olan bir kelime içinde kullanılabilir. Kırıldılar, değil mi? Parçalandılar. Evet. Pekala arkadaşlar, tekessera fiilinin fiil müzaresi nasıl olacak? Yetekesseru, yetekesserani, yetekesserune. Tetekesseru, tetekesserani, yetekesserne. Tetekesseru, tetekesserani, tetekesserune, tetekesserine, tetekesserani, tetekesserne, etekesseru, netekesser. Evet. Başka bir fiil mesela ne olarak verebiliriz? Haracenin tefaul babı nasıl olacak arkadaşlar? Başına T getiriyoruz. Bir de aynel harfi ekleniyor. Teharrece, değil mi? Teharrece. Bakın ne manasındaymış? Mezun olmak. Min harfi celiyle kullanılıyor. Teharraçtü min camiati Mehmet Akif Ersoy. Teharraçtü min. Teharraçtü min
Camiati Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun oldum manası. Pekala, soru var mı bu babla alakalı? Son baba geliyorum arkadaşlar. Evet, son babımız iki harf ziyade edilmişlerden. Beşinci babımız. Tefaale, yetefaalu, tefaulen. Evet. Tebaade, bunun mevzunu, buna karşılık verilen örnek. Tebaade, yetebaadu, tebaüden. Evet. Arkadaşlar T ve F'den sonra da elif harfi eklenmiş. Tefaale. Yetefaalu tefaulen. Zihnimize oturması için dilimizde tekrar etmemiz çok faydası olur. Yanlış söylediğimizde kulaklarımızı tırmalasın diye. Tebaade. B-A-D-E. Bunun sülasesi nasıldı arkadaşlar? B-U-D idi. Peki bu harflere T ve elif harfi eklenince tefaale babına girecek. Değil mi? Tebaade şeklinde okuyacağız artık. Yetebaadu müzaresi tebaüden. Evet. Peki bu babımız ne için kullanılıyormuş? Ne için kullanılıyormuş? Lil müşaraketi beynel isneyni fesaide. Arkadaşlar iki kişi arasında ortak yapılan bir eylemi ifade etmek için kullanılıyormuş. Buna örnek ne? Bunun için örnek arkadaşlar. Tebaade uzaklaştı. Zeydün, Zeyd ve Amrun. Evet. Zeyd ve Amr uzaklaştılar. Uzaklaşmak ortak fiilini. Uzaklaşma ortak fiilini. Zeyd ve Amr iki kişiyi arasında yapıyorlar. Pekala. Bir de fesaiden için vardı arkadaşlar. Fesaiden ne demek? Daha fazla. Yani bu babımız, tefaul babımız iki kişi arasında yapılabilirken daha fazla iki kişiden daha fazla kişi arasında yapılan ortak fiilleri de ifade edebilir. İki kişi için örneği verdik mi? Tebaade Zeydun ve Amrun. Daha fazla örneği arkadaşlar. Bir tane daha örnek veriyordu. Şu müşareke beynel isneyin için bir tane daha örnek veriyoruz. Tenazea tartıştılar. Zeydun ve Amrun. Zeyd ve Amr nizaya, münakaşaya girdiler. Tartıştılar. Ne hususunda? Es-sevbe. Kumaş, kıyafet hususunda Zeyd ve Amr tartıştılar. İki kişi arasında yapılan ortak fiili ifade ediyor. Pekala arkadaşlar, fesaiden için örnek tesalahal kavmu. Tesalahal kavmu. Halk musalaha etti. Anlaştı. Bakın iki kavim iki kişiden fazla insanları ifade ediyor değil mi? Dolayısıyla fesaiden için örnek tasalahal kavmu oluyor. Pekala arkadaşlar birkaç tane daha örnek verelim. Mesela ne olabilir? Arkadaşlar harace yine harace sülasi çıktı değil mi? Arkadaşlar bunu tefaül babına yerleştirelim. Teharece müzarisi yeteharacu mastarı ise nedir? Teharucem. Ne demekmiş arkadaşlar? Birbirlerinden ayrılmak. Bakın ortak fiili ifade ediyor değil mi? İlişkileri koparmak. İlişkileri koparmak. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Eradet. Şöyle bir örnek verelim. Eradet yazalım en iyisi değil mi?
ara tahtamızı açtık. Sildik. Evet. Eradet. El hukumetu. El in ki li ziyye. İngilizce. İngiliz hükümeti istedi. Et teha ru ce. Et teha ru ce. Ayrılmayı istedi. An vahde ti el el çünkü orası gitti. Evet. An vahdetil urubbiye mesela orada şey çıktığı için yazamadım. An vahdetil urubbiye çıkmayı istedi. Bu şekilde bir örnek verebilir. Eradetil hukumetul inkiliziye tü neyi istedi? Ettaharuce ayrılmayı. An vahdetil urubbiye. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Kapatacağım. Çünkü bunları ayrı ayrı YouTube kanalına koyuyoruz ki şu anda katılamayan arkadaşlar oradan takip edenler oluyor. O yüzden kapatacağım. Soru varsa buyurun. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dördüncü bu hafta lazım fiil. Beşinci babda müteaddi fiil oluyor değil mi hocam? Şimdi hemen söyleyelim. Arkadaşlar dördüncü bab tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ulen. Müteaddi içinde gelebilir. Lazım içinde gelebilir. Aynı zamanda beşinci bab da aynı şekilde hem müteaddi içinde olur hem de lazım içinde gelebilir yani. Sıkıntı yok o konuda. Başka soru varsa buyurun. Hocam birinci bab ile dördüncü bab arasındaki net fark tekrar söyler misiniz? Birinci bab ile. Birinci babımız neydi arkadaşlar? İnfial babı değil mi? Evet. İnfiale, yenfiali, infialen. Arkadaşlar infial babı sadece mutavaat için gelir. Yani lazım manasında gelir diyebiliriz. Yani edildi, kırıldı, kesildi. Bu şekildeki ifadeler için gelir sadece. Ama hangi baptı? Dördüncü bab demiştiniz değil mi? Dördüncü babda ise tekellüf manası var. Özel olarak bir mana. Tekellüf ne demekti? İstenilen şeyin, elde etmek istenilen şeyin kısım kısım elde edildiğini gösteren, ifade eden bab olarak kullanılabiliyor. Özelliklerinden biri yani. Sırf tekellüf için değil. Özel manalarından bir tanesi. Teallemtül ilme meseleten bade meseletin örneği var. Şurada kaybolmuş. Yani mesele mesele, konu konu ne yaptım? İlim elde ettim, öğrendim manasında. Ama dördüncü bab sadece tekellüf manası için değil. Aynı zamanda müteaddi olarak da gelebilir ki bunu maksutla okuyacağız inşallah. Lazım için de gelebilir. Çoğunlukla lazım olarak ifade edilebiliyor yani. Lazım fiil olarak mana o manada geliyor diye söyleyebilirim. Maksutla da öyle geçecek. Başka soru varsa buyurun. Hocam bir de
Beşinci babın ne için kullanıldığını söylerken sesiniz gitmişti bir ara. Onu tekrar alabilir miyiz? Tamam. Şimdi tefa ul babı arkadaşlar. Lil müşareketi beynel isneyn. İki kişi arasında ortak yapılan fiili ifade ediyor. Hani mufaale babında olduğu gibi değil mi? Mufaale babında şurada olduğu gibi. Katele Zeydun Amran. Zeyd Amr'la savaştı. Burada da aynı. İki kişi arasında yapılan ortak fiil. Mesela tebaade Zeydun ve Amrun. Zeyd ve Amr uzaklaştılar. Ortaklaşa bir fiil değil mi? Uzaklaştı. İşte mesela tenaza Zeydun ve Amrun. Zeyd ve Amr kumaş hususunda tartıştı. Tartıştı. Bakın işteş fiil. Ortak yapılan. Evet. Bir de iki kişi, sadece iki kişi arasında yapılan ortak fiiller değil de aynı zamanda daha fazla da daha fazla kişilerin arasında yaptığı ortak fiili de ifade edebiliyor. Tasalahal kavmu mesela. Buna bir örnek. Tasalaha anlaştılar. El kavmu halk anlaştı. Muhakkak ki halkın içerisinde ikiden fazla kişi var değil mi arkadaşlar? Son iki dakika video kendiliğinden kapanacak. O yüzden varsa soru buyurun. Başka soru. Kapatıyorum. Ve yeniden açacağım. Tamam mı arkadaşlar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nahiv için yeniden açacağım.